آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أقتة من لساني يفقه قولي ويفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل على آل سيدنا ونبينا محمد جنبك ı Hak bizleri لكم Habibi edibini hakkıyla ümmet eylesin inşallah. İmanımızı kamil, sadık ve yakin eylesin. Cenab-ı Hak bizleri amellerimizi salih ve makbul eylesin. Hak eylesin. Cenab-ı Hak amellerimizi, taatimizi, kulluğumuzu kabul eylesin inşallah. Bu günün bittiği, ömrün tükenişini ifade eden bu zaman diliminde dini anlamak, dini hayatı yaşamak, dindarlığımızı daha da güzelleştirmek için burada bekleyen siz kardeşlerim Cenab-ı Hak rızasına nail eylesin inşallah. Ve bu günümüzü, bu halimizi imanımıza şahit kılsın. Günahlarımızı, kusurlarımızı, hatalarımızı af ve mağfiret eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim. Hakkınızı da helal edin. Yani kelle koltukta geldik. O kadar e, yetişelim diye hız yaparak inşallah da cezaya düşmemişizdir. <laughs> Bir şekilde ulaştık. Hamdolsun. Allah razı olsun arkadaşlar sağ olsunlar. Gerekli vazifeyi ifa ettiler. Bütün hocalarımızdan sizlerden Allah razı olsun. Öyle kardeşlerim. Mümin Kur'an'ın kendisine tanımladığı kişidir. İmanı bizden isteyen Rabbimiz nasıl iman edeceğimizi nasıl mümin olacağımızı da bize öğretiyor ve bunun da muşahhas örneğini şaşmaz ölçüsünü kendisinin terbiye ettiği, öğrettiği ve eğittiği beni rabbi faahsana ta'dibi rabbim beni edeplendirdi beni terbiye etti ne güzel edep verdi diye ifade ettiği peygamberimiz de, de bize öğretiyor ve gösteriyor. Onun için peygamberimiz de bize ben size iki şey bırakıyorum. Terektu fikum emreyni den tazıllu ma temessüktüm bihime. Size iki şey bırakıyorum. Bu iki şeye sarılırsanız, temessük etmek, sımsık yapışırsanız, bunların esaslarına, kurallarına, ölçülerine uyarsanız asla sapkınlığa asla sapıklığa düşmesiniz diyor. Dalalete düşmesin diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. O nedenle bizim iki rehberimiz var. Daha doğrusu tek rehber bir Kur'an'dır. Kur'an'ın rehber oluşunu, nasıl yaşanacağını yani yolunu öğreten de Peygamberimizdir. Ana ilkeler, temel aslar onun tefsiri, onun izahı, onun tatbikatı, pratiği sünnettir. O nedenle İslam tarihi ve bizim asli saadetten bugüne kadar yani peygamberimiz İkra bismi rabbikellezi halak seni yaratan Rabbin adıyla oku emrini aldığı andan itibaren Allah Resulü aleyhissalatü vesselam muhatap kesime İnananlara, kendisiyle beraber olanlara başta olmak üzere her insana, herkese ne anlama geldiğini, nasıl anlaşılması gerektiğini, nasıl doğru anlaşılması gerektiğini hep öğretmiş ve tebliğ etmiştir ve anlatmıştır, açıklamıştır. Bazen e, söylüyorum yer yer. Diyorlar ki İslam'ın ilk emri oku. Bu söz doğru mudur? bakınca çok doğru geliyor. Herkes de doğru kabul ediyor. Ama bütün bugün dünya okumuşlardan çekiyor. Yani elinde asasıyla üç tane koyunu güden veya bir sürüyü güden insanın vereceği zarar bellidir. Ya koyunların başına bir şey getirir ufak tefek veya işte el uzunsa birisini ikisini satar der ki işte e, kurt kaptı falan filan. Ama bunun zararı çok Dar çerçevede kalır. Ama okumuş olan bir sürü insanın bugün dünyayı kan ve göz haline çevirdiğini görüyoruz. O zaman okumak dediğimiz şey bizim bir literatürümüzde ve İslam'ın istediği, Kur'an'ın istediği yani ikra bismi rabbikel, ikra diye başlayan bu ayetin manası bu kadar mı acaba? Oku diyorlar, İslam'ın ilk emri okudur diye hep bu şekilde ifade ediliyor. Ama e, yarını bir tarafa bırakıp onu görmezden gelip hep okuma şeklinde anlatılıyor. İşte problemler de burada başlıyor. Her şeyi eksik anlama, her şeyi güdük bırakma, her şeyi kafaya göre yorumlama ondan sonra problemler, sıkıntılar devam ediyor. O zaman oku emri İslam'da nedir? İslam'da oku emri seni Allah'a götürecek şekilde oku. Yani yaratılış gayene göre oku. Rabbini tanıyacak şekilde oku. Rabbini tanıyan insan işte o zaman hem kendini tanır hem insanlığa faydalı olur. Merhamet insan olur. Şefkat insan olur. Hayır hah insan olur. O nedenle Kur'an-ı Kerim'in en doğru şekilde anlaşılması da Peygamberimiz Ali sallallahu ve sellem'in bizzat açıklamalarıyla, açıklamalarıyla ve yaşamasıyla. Yani hem sözleriyle, hem tatbikatıyla, hem uygulamalarıyla hepsiyle Kur'an'ı anlarız biz, İslam anlarız değerli kardeşlerim. İşte bugün bizlerin Müslüman kimliğimizi, mümin kimliğimizi sıkıntıya sokan Müslümanları farklı anlayışlar ve farklı e klikler içerisinde veya bir takım akıntılar içerisinde sokanın manın tek yolu veya tek ve sebebi Kur'an'ın öğrettiği, Resulullah'ın tatbik ettiği bir tanımlamadan uzak bir Müslüman tip oluşuyor. Ve şu anda da bugün yaşadığımız çağda da İslam düşmanlarının en çok üzerinde durduğu şey şu. Cephede yıkamadıkları, mağlup edemedikleri Müslümanları son kararlarıyla Dini değerleri deforme etmekle, dini düşünceleri bozmakla, Müslümanlığı kimlik olarak Müslüman olsa bile zihin olarak bir Hristiyan, bir Batılı gibi düşünme anlayışı geliştirerek veya dinde şüpheler sokup bu şekilde İslam ve Müslümanları özellikle bizi yıkmaya gayret ediyorlar. Bunu bilmediğimiz müddetçe bu işin çözümü bulamayız. Allah'ın bize vermiş olduğu isim, huvasemma kumul müslimin. Allah size Müslüman ismini verdi diyor. Ve bütün peygamberlerin tebliğ ettiği dinin adı İslam'dır. Bak şuna iyice dikkat edin. İlahi dinler, semavi dinler, üç, üç büyük din gibi sözler işte dini tahrif etmenin için kullanılan masum cümlelerdir. Bunların hepsi İslam'ı çökertmenin, Müslümanları yıkmak için kullanılan kavramlardır. İlahi dinler. Allah tarafından sayısız din gönderilmemiştir. Veya Allah tarafından bir elin parmaklara kadar sayılacak din gönderilmemiştir. Peygamberler her biri ayrı bir din getirmemiştir. Yahudiler ve Hristiyanlık veya Sabaylik veya şu veya bu şekilde hangi şey olursa olsun hiçbirisinin bunların Allah'ın gönderdiği dinle alakası yoktur. Bütün peygamberler İslam'ı tebliğ etmişlerdir. Bak bu cümlelerimi çok iyi anlayın değerli kardeşlerim. Yani ilahi dinler cümlesi İslam'a sokulmuş en büyük hançerdir. Semavi dinler ifadesi Müslümanlarla Yahudi ve Hristiyanları denk tutmak için uydurulmuş hatta bizim kendi insanımız tarafından da uydurulmuş cümlelerdir. İslam tektir. İnne dine İndallahil İslam. Bu ümme, Muhammed Aleyhisselam'a gelen din de İslam'dır. Adem Aleyhisselam'a gelen de din de İslam'dır. Nuh Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği, Şit Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği din de İslam'dır. İbrahim Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği din de İslam'dır. Bütün peygamberler bir hakikate çağırmışlardır. Allah'ın birliğine ve ona kulluğa ve taate çağırmışlardır. Cümlelerime iyi dikkat edin bak. Ve laqad ba'asna fi kulli ummetin rasulen <laughs> en ibudullah ve ictenibut Andolsun yemin olsun ki gene bak bakın olayın ciddiyetini insanların sapmalarında insanların şüpheye düşmelerinde, insanların sapıklığa kapılmaları noktasındaki hususa dikkat çekerek üzerinde kasemle ve tekitle yemin ediyor, ifade ediyor ki وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلُّ ümmetin رَسُولُنَا اَنْ اِبُدُ Biz her topluluğa, her ümmete bir elçi gönderdik. O elçinin görevi en-i'budullah Allah'a kulluğa çağırmaktır. Ve tenibu tağut Allah yerine uydurulmuş, konumlanmış, helal ve haram tayineden, kendisine ibadeti, kulluğu, itaati emreden, vari, Nemrut nemrutvari her kim varsa bunları reddetmeye, bunları inkar etmeye ve onlardan uzak olmayı emretmekle Peygamberler gelmiştir. Demek ki birinci adım. Allah'a kul olmak, Allah'a itaat etmek. İkinci nedir? Kendisini haşa Allah yerine koyan, Allah yerine koymanın anlamı nedir? Yani ilah, mabudun bir hak gibi. Kendisini mabud gören, kendisine mutlak itaati emreden, insanların hayatlarına ölçü koyan, helali ve haramı kendisi tayin ettiğini söyleyen, Nemrut gibi ben İbrahim Aleyhisselam'ın Allah öldürür ve diriltir dediğinde ben de öldürür ve diriltirim diyerek insanın birisine idam etmesini diğerini idamdan kurtulması olarak göstermesi karşılığında İbrahim Aleyhisselam Allah güneşi doğudan doğuruyor. Hadi sen de batıdan getir dediğinde hebühitellezi de kefer. Nemrut şaşkına döndü, dili tutuldu. İşte bu sahte tanrıların, sahte ilahların, insanların hayatlarına hükmetme sevdasının olanları reddederek yalnız Allah'a kulluğa çağırmıştır. Onun için İbrahim'in karşısındaki duran Nemrut'un manası, sembolü Allah'ın yerine kendini ilah görmektir. Allah'ın emrettiği hükmetli esaslar yerine, kendisinin emredeceğini, kendisinin helal ve haram kılacağını ifade etmesidir. Musa Aleyhisselam'ın karşısındaki Firavun'un takal ene rabbukumul a'la ben sizin en büyük Rabbinizim diyerek Rabb'lık taslaması işte bu tağut dediğimiz Kur'an'ın ifade ettiği Allah yerine konulan haşa sahte ilahlardır. İşte bu ayeti kerime bize gösteriyor ki bütün peygamberlerin tebliğ ettiği din İslam'dır. Burayı neden üzerine durarak anlatıyorum? Demin ifade ettiğim cümlelerle bu milleti, bu ümmeti yeniden haçlı seferleriyle yıkmak değil, zihniyet ve fikir olarak yıkmak, kalplerindeki imanı söndürmek ve Müslümanları kendi içerisinde tefrikalara ve bölünmelere sürdürmek için uydurulmuş cümlelerle Müslümanlar üzerine gelinmiştir. Onun için değerli Müslümanlar, değerli kardeşlerim, bu kavramlar sizin itikadınızdır, inancınızdır. Namazınız çok önemli, namaz büyük bir ibadet. Orucunuz çok önemli, büyük ibadet. Bütün hayır ve hasanatınız çok önemli, hepsi ibadettir. Ancak kalpte iman salim ve sahih olmazsa Allah muhafaza bütün amellerimiz boşa çıkar. İşte bütün amelleri yok eden en büyük haram şirktir. Yani Allah'a başkalarını ortak koşmaktır. Firavun ve Nemrut gibi insanı ve varlıkları Allah'a ortak koşmaktır. O nedenle İslam, Kur'an bize Müslüman ismini veriyor ve bütün Müslüman olduğunu söylüyor. Ama gel gör ki işte demin söylediğim gibi. İlahi dinler diyor. Sanki haşa Allah her topluma farklı din söylemiş. Hiçbir peygamberin tebliğinde La ilahe illallah cümlesi eksik değildir. Esas budur. Her peygamber la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Kulluk yapılacak, emri dinlenecek, rızası istenecek, boyun eğilecek, helal ve haramı koyan, hak ve hukuku koyan ancak Allah'tır. Ondan başka yoktur. Onun için Hüve semmâkumun müslimin, Müslümanların, Allah Teala bize Müslüman ismini vermiştir. Bu isim Adem Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği dinin adıdır. Demin ifade ettiğim bütün peygamberin. örnekler vereyim şimdi. Mesela Yakub Aleyhisselam Em <laughs> ya kuntum şuhada iz hadara Yakub Yakub Aleyhisselam'a diyor, ölüm geldiği zaman siz şahit miydiniz? Ama o çocuklarını çağırıp neye kulluk yapacağınızı söyleyecek zaman biz İbrahim'in ve İsmail'in ve İshak'ın İlahı olan, tek olan Allah'a kulluk edeceğiz. Ona itaat edeceğiz. Kulluk hayatımızı onun dediği şekilde yaşayacağız. Ve nehnu lehu müslimun. Biz müslümanlardanız. Biz müslümanlardanız. Yusuf aleyhisselam bununla ilgili sayısız Kur'an'da örnekler var. Farklı şekillerde. Yusuf aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın kendisine rüya tabirini sonra mülkü, maliyenin, hazinenin başına geçirmesi, dünyanın en büyük yetkili kişi kılınması gibi nimetleri verdikten sonra, şimdi bazen diyorlar ya Kur'an, işte dünya, dünyayı biz başkasına bırakacağız. Allah Yusuf Aleyhisselam'ı bize örnek gösteriyor ve buyuruyor ki, Yusuf Aleyhisselam hazinelerin meliki, sahibi, hazine bakanı, maliye bakanı olduğunu ifade ediyor. Maliye bakan ne demektir? toplumun hayatına birinci derece etkeden kişi demektir. Yedi seneki kıtlık, yedi seneki bolluk meselesiyle ilgili çözüm yolları anlatarak Kur'an bize onun yeryüzündeki idaresini bize anlatıyor. Bir peygamberin yeryüzündeki siyasetini ve idaresini anlatıyor. Onun için şunlara, şu cümlelere çok dikkat edelim. Dini hayattan soyutlayan, dini hayattan kovan, Dini hayattan uzaklaştıran hangi cümle varsa bütün bu cümleler küfre ait sözlerdir. Küfür sözleridir. Dinin hayata renk vermeyeceğini, dinin şuraya buraya karışmayacağını söylemek Allah'a noksanlık, kitaba noksanlık, peygambere noksanlık ifade etmek demektir. Onun için bakın bunlar imani meseledir. Müslümanlar bu imanın meseleye sahip oldukları zaman namazı dost olarak kılacaklar. Orucu dost doğru yapacaklar, yine getirecekler. Yani kulluk vazifesini o zaman bu iman onları coşturacak. O nedenle Yusuf Aleyhisselam gibi peygamberimiz Cenab-ı Hak Kur'an'da beyan ediyor. Yani Sezar hakkı, Allah Tanrı hakkı gibi tavra kavram dinin aslına, ruhuna, temeline terstir ve inkardır dini. Allah bunu bilmez, bunu bilir demektir haşa. Allah buna karışır, buna karışmaz diyor demektir. Geçen gün bir röportajda gördüm. Şeriat diyor, diyor ki şeriat diyor ve başlıyor kötülemeye Allah diyor benim hayatıma niye karışsın ki diyor. Bakın. Allah'ın verdiği suyu içiyor. Verdiği nimeti yiyor. Allah'ın arzında yaşıyor. Güneşinden istifade ediyor. Bütün varlığını Allah'a nefes alırken Allah'a Allah'ın verdiği nefesi, havayı kullanıyor ama Allah karışmasın diyor işte. Bu küfrün en azıllarından bir sözdür değerli kardeşlerim. Allah her şeye karışır. Alim olan Allah'tır, yaratan Allah'tır, var eden Allah'tır, ölçüyü koyan Allah'tır. Kader demek inna kulla şeyin halakna ve bi kader. Biz her şeyi ölçüye göre yarattık diyor Cenab-ı Hak. Bak güneşin büyüklüğünü, küçüklüğünü kim ölçtü? Ayın güneşten ışık alırken mesafesini kim koydu? Yıldızların gökyüzündeki serancemesini, o insicamını kim ayarladı? Yağmur yağarken gökten, bardaktan boşalırcasına inen yağmurun inmesinde o merhametle inmesini kim sağladı? Toprağa düşen yağmurun ölmüş toprağı yeşertip ona hayat verip ondan bizim için sayısız nimetleri yaratmasına, biz meydana gelmesine kim yarattı, kim sebep oldu? Kim halk etti? Attığınız tohumun çürümeyip de size yeniden nimetler oluşturmasına hangi atmosfer iklimlerinde kendinizin oluşturduğu atmosfer ikliminde mi oluşturdunuz bunu? Oksijenini, azotunu, karbon monoksitini, bütün metallerini kim ayarladı bunun? her şeyi var eden Allah'ın helal ve harama yaşantıya geldiği zaman Allah karışmasın diyor. Haşa sünmaşa. İşte şirk budur. Küfür budur. En büyük küfür Allah'a ortak koşmaktır. Allah bilmez haşa ben bilirim. Onun için insanlar nefislerini ilahlaştırdıkları zaman kendilerini fraun görürler. Nemrut görürler. Eraite men ittehade ilahehu heva nefsini ilahlaştıran, nefsini Rab yerine, Allah yerine koyan insanı görmedin mi diyor Cenab-ı Hak. Bak. Aslında bütün putçuluk insanın kendisini Rab yerine görmesidir. Kendisini ilah yerine koymasıdır. Velhasıl Yusuf Aleyhisselam'dan Allah'ın koymuş olduğu bu imkan ve saltanat ve güç ve kuvvet yeryüzündeki idare sanatını anlattıktan sonra ona rüya tabirlerini öğretmesi, görünmeyen hazineleri vermesi, mülkün sahibi kılması ve Yusuf Aleyhisselam şurada ondan sonra şöyle diyor. Allah'ım Rabbi kad ateyteni minel mülk ve min hadis semavati vel ard Ey Allah'ım sen bana mülkü verdin. Hadiselerin olayların hakikatini aslını öğrettin bana. Yorumunu bana verdin. Yerleri ve gökleri yaratan sensin ey Allah'ım. Fatır. Onları yoktan var eden, örneksiz yaratan bir tohumun çatlaması nasıl, inşikak etmesi, ikiye bölünmesi gibi bütün varlığı bize var eden Yüce Rabbim. En teveliyyi. Benim velim sensin ya Rabbi. Benim velim, benim sahibim, benim yönetenim, beni var edenim sensin ya Rabbi. Teveffeni müslimen ve alhaqni bis salihin. Beni Müslüman olarak öldür, canımı al ve beni salihler zümresine katlıyor. Kim söylüyor bunu? Kendisine peygamberlik verilmiş bir şahsiyet. Yusuf Aleyhisselam söylüyor. Demek ki değerli kardeşlerim, bir peygamberin duasında beni Müslüman olarak öldür demesi, ruhumu Müslüman olarak al demesi. Bu işin zirvesi demektir. Bu işin aslı demektir. Bir Müslüman için en büyük kimlik demektir. En büyük şahsiyet ve karakter demektir. O nedenle Müslümanlar başka isimlerle anılması Müslümana dokunur. Ama gel gör ki cenaze namazında bile felancı ve filancı olduğuna şahitlik eder misiniz diye insanlara cenaze namazında utanmadan, sıkılmadan cicu ekleyerek şahitlik yapmaya çalışıyorlar. Halbuki bak biz ehli sünnet ve cemaat diyoruz. Hanefi, Şafii ve Muhammedi mezheplerimizde söylüyoruz. Ama hiçbir Müslüman tarih içerisinde Hanefici olmamıştır. Şafiici olmamıştır. Hanbelici olmamıştır. Malikici olmamıştır. Böyle bir dava iddia etmek demek İslam'a alternatif sunmak demektir. İslam'a paralel bir din oluşturmak demektir. Halbuki Hanefilik'te, de, de bunlar iştihattır. Kur'an'ın aslı yerindedir, sünnet yerindedir. Teferruatta bunlar ölçü ve iştihattır. Aynen şuna benziyor. Şimdi mahkemede hakim ne ile karar verir? Kanunla. Kanunun üst sınırı vardır, az sınırı vardır. Hakime de der ki bu olaylar karşısında vicdanının sesini dinle. Vicdan. Hiçbir kimsenin baskısı altında kalma. Medyadan şuradan buradan etkilenme. Kadına şiddet, şuna şiddet, çocuğa şiddet falan gibi kavramlardan etkilenme. Sen olayın bizzat kendisine bak. Sonra serilen verilen ceza ve kanun neyse o kanunda alt ve üst sınır bellidir. Sen bundan birini tercih et. Neye göre hareket etti şimdi? Önünde bir metin var. Metin. Ama bazı şeyler var ki direkt olması gereken şeyi verecek. Ama deliller, şüpheler, şunlar bundan noktasında olayların, olayın tam netleşmemesi noktasında hakim orada bir karar veriyor. Olayların şahitlere bakıyor, delillere bakıyor, kanunun verdiği o yetkiye bakıyor, ona göre bir hüküm veriyor. Ve bu hükmü verdikten sonra şimdi istinaf mahkemesine gidiyor. İstinaf mahkemesi bakıyor. Delillere bakıyor, dosyaya bakıyor. Sonra oradaki hakem heyeti, hakimin vermiş olduğu veya da işte daha önce hakimlerin vermiş olduğu dosyaya göre. Bakıyor ona göre diyor ki bu deliller ve şahitler doğru değerlendirilmiş. Hüküm doğrudu diyor, onaylıyor. Eğer yanlış görürse, eksik görürse diyor ki şu 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 maddelere göre eksiğim var, geri gönderiyor. Bakın şimdi burada hakimin nedir? İçtihadıdır bu da. İkisi de doğru. Birinci hakimin veri de doğru, ikinci hakimin veri de doğru. Neden? Birisi bilgisine göre, yetkisine göre, durumuna göre, elde ettiği bilgilere göre delil ortaya koydu. Öbür hakim de, hakim heyeti de, hakim heyeti de daha doğrusu, hakem diyorum, hakim heyeti de o da delillere baktı, eksiklik gördü, o da bozdu orayı. Yeniden değerlendirsin dedi. Şimdi bunun hangisi doğru, hangisi batıl? İkisi de doğru. Neden? Yüzde yüz bir şey olsa iştahat etmeyecekler. Ki namaz farzdır. Mezheple de namaz farzdır değildi tartışması var mı? Yok. Namazın vakitleri kaç vakittir? Beş vakittir. Üç vakit diye mezhep var mı? Yok. Ama namaz kılarken abdesti bozan unsurlarda kadına el değmesi bozar mı? Veya kanın çıkması bozar mı noktasında derinlerin durumuna göre farklı iştihatlar olmuş. İşte bu iştihatlara mezhebi anlamdaki farklılardır. 23 plakalı doblo yolu kapatmış otobüs geçemiyor. Kimse? Tamam. Şimdi o nedenle mezheplerimiz bizim hakikatimizdir. Ama mezhepçilik İslam'a en büyük düşmanlıktır. O nedenle değerli kardeşlerim bakın. Orta Doğu'yu yakan ve yıkan şu andaki en büyük problem bu. Bunu Bizim içimize de sokmak için çok uğraşıyorlar. O nedenle bizim adımız Müslümandır. Allah bize Müslüman ismi vermiştir. Semavi din demez, şu veya bu şekildeki kavramlar da İslam hakkında Müslümanları şüphe düşürmektir. Şimdi değerli kardeşlerim, bunların için söylüyorum bakın. Bir Müslüman, bir Müslüman Allah'ın kendisini kabul ettiği ismiyle anılması kadar büyük bir şeref yoktur. Bir peygamber, Yusuf peygamber, Betül Yakup aleyhisselam, bütün peygamberlerin hayatlarında bunu söylüyor. Ve bizim peygamberimiz yana bak. İnnemâ ümirtü en ekune minel müslimîn. Bak. Ben Müslümanlarda olmakla emrolundum diye, diye ifade ediyor. Ve en etnüvel Kur'an. Kur'an'ı okumakla emrolundum diyor bakın. Müslüman olmakla. Bir başka ayet gelmedi. Ve ümürte en ekun evvelen müslümin. Müslümanların ilki olmakla emrolunduğunu diyen ayet kelimeler var. Yani Allah Teala peygamberimizi bile yani peygamber derken biraz e, hatam hata mı ettim? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği dinin adını İslam olduğunu ve bütün peygamberlerle birlikte olduğunu bizzat peygamberimize Kur'an'da emrederek ifade ediyor. De ki ben Müslümanlardanım. Şimdi meşrebini, mektebini, şunu, buyunu tarikatını bilmem şunu getiriyor İslam'ın önüne koyuyor. Falanla da olursan kurtulursun. Bunlar din dışı ve İslam'a sokulmuş Truva atlarıdır değerli kardeşlerim. Bunlar İslam'a sokulmuş Truva atları. Ne demek Truva atları? Bizim gibi görünür ama gizli kapaklı birden ortaya çıkar ve ülkeyi milleti paramparça eder. FETÖ gibi. FETÖ gibi. Bundan 7-8 sene önce yani 2013'den önce bunları size söyleseydim bu hoca kafayı yemiş derdiniz. Diyorlardı zaten. Ya bu müftü bey de çok sert konuşuyor ya. Bu müftü bey de fitne çıkarıyor diyorlardı. Zaten öyledir unutmayın. Fasit dairede olanlar, batı ehli her zaman hak ehline fitne çıkarıyor diye suçlarlar. Peygamberimize sihirbaz demeleri, mecnun demeleri, yalancı demeleri, sizden sizin yüzünden bir uğursuzluğa uğradık dedikler, Yasin Suresi'ni okuyorsunuz ya. Sizin yüzünüzden bir uğursuzluğa uğradık ey Musa bu uğursuzluğu sen getirdin demeleri gibi hep böyle taşlanır hak ehli değerli arkadaşlarım. Ama ben elhamdülillah Müslümanım. Bunun üstünde hiçbir kavramı hiçbir meziyeti, hiçbir ismi veya şunu bunu lakabı almaktan Allah'a sığınırım. Allah'ın verdiği at beni yüceltir. Ve lillahil izze ve li vel müminin izzet ve şeref Allah'ın, Resulünün ve müminlerin yanındadır. O nedenle bakın bu millete 40 yıl profesörlük yapıp 40 yıl profesörlük yapıp bu millete din adına çıkarıp ama bu millete küfrü benzetmek için uğraşan insanlar oldu. Sonra deist olarak öldü gitti. <laughs> Düşünün. Ne anlattı bu adam insanlara? Yani haçlı seferleri cephede yıkamayanlar şimdi savaşı taktiğini değiştirdiler değerli kardeşlerim. Savaşların taktiğini değiştirdiler. Nasıl değiştirdiler? bizden görünen, bizim gibi olduğunu zannettiğimiz, bu ilahiyette olur, diyanette olur, tarikatta olur, cephede olur, şu da Öyle bu şekilde. Nerede de olabilir. Her yerde olabilir Allah muhafaza. Ve var, oluyor da. Tekkede posta oturan şeyh olur, şu veya bu. Bunların görevi İslam ümmetini içeden yıkmaktır. Batılı adamlar, batı şimdi yeni tip adamlar oluşturup Milletin zihnine şüpheler sokmak, kalbine nifaklar sokmak ve böylece bu milleti parçalamak. Şimdi bu millet meal, bak meal ciler oluşuyor değil mi? Meal okumak. Meal bize yeter diyor. Birisi diyor ki benim efendim kurtarıcıdır diyor. Öbürü diyor ki benim efendim kurtarıcı diyor. Öbürü diyor ki şuna gelmezsen kurtaramazsın diyor. Öbürü diyor ki cennete gitmek istiyorsan benim efendimin eteklerine tutunman gerekiyor. Bak herkes bir şey söylüyor. Halbuki biz ne diyoruz ezanda? Ezanda ne diyoruz? Hayya ala Hayya Değil mi? Ne diyoruz sonra? Hayya ala felah. Hayya ala felah. Ümmeti camiye çağırıyoruz. Müslümanları namaza çağırıyoruz. Kulluğa çağırıyoruz. Allah'a itaate çağırıyoruz. Tek kurtuluş var. Ümmet olmaktır. İbrahim milletine olmaktır. Ve tefreka olacak, İslam'ın içinden çökecek her türlü görüşe karşı sert çıkmaktır. Cenazede falan mezhepten, falan meşrepten, falan kocanın talebesi, falan efendisinin çocuğu, uşağı demeyerek yapılan şehadetlere kapılmayın. Kapılmayın. Bunlar Allah muhafaza bu ülkenin yeni virüsleridir. Bu milleti içe de çökmenin yollarıdır. Bunları bak, açık açık konuşuyorum size. Yarın Fethüden mi? Bu Diyanet neredeydi? Şimdi o gün bir televizyona çıkmış diyor ki, Diyanet yatıyor. Diyanet hocalar, müftüler yatıyor diyor. Aynen böyle ifade ediyor. Bunları konuşsalar ya. Yani ben mi konuşacağım diyor. Ya biz o kadar konuştuk ki millet bizi dinlemedi ki. Ben başkasını bilmem ben şahsi mi dinliyorum? Ben şahsi mi dinliyorum? Erzurum Yakutiye'de üftüydüm. Oradan itibaren bu olayların ortaya çıkması noktasında oradan itibaren 15 yıldan beri konuşuyorum. Daha sonra Ankara'da buluştuğum bir arkadaşım Dağın Gözlük görev yaptığımız, beraber görev yaptığımız bir arkadaşım Ankara'da bana şunu söyledi. Hocam dedi ya sen hakkını helal et dedi. Hatta birisiyle de daire tartışmıştır. Sen hakkını helal et dedi. 25 yıl önce sen il müftülüğünde bunları söylüyordun. Biz kulaklarımızı tıkıyorduk o zaman. 25 yıl önce sen bunları söyleyince kulaklarımızı tıkıyorduk. Değerli kardeşlerim bu benim kerametim değil ha. Bu dinin kerameti yüceliği. Dinin esasları bellidir. Ben Cebrail diye diyor. Peygamber bile gelse diyor. Ben peygamber değilim kusura bakma ben yoluma devam edeceğim diyor. Bu ne demek? Peygamber'e rağmen din üretmek demektir. Bütün ülemayı yok sayıp tek bir adamın peşinde koşmak yeni din üretmek demektir. Kur'an ne diyor? Ve fevka kullu zi ilmin alim. Her ilim sahibinin üstünde bir ilim sahibi vardır. Yani bir alim mutlak kurtarıcı değildir. Şimdi söyleyeyim şimdi. Din nasıl bir genişse tıp da o kadar geniştir. Hastanede kaç tane branş var? Göz doktoru, diş doktoru, değil mi? Beyin doktoru, hatta beyin bak, nöroloji var, bir de beyin cerrahı var. Bak. Kaç tane doktor var? İnsanı tedavi etmek için bile, insan tedavi etmek için bile kaç tane birim var durmadan da bunlar kendi içinde yine küçülüyor. Yeni yeni bilimler oluşuyor. Ey bu din, Allah'ın ilmi, kelamı, varlığı, bütün hakikatleri bir kişinin kavraması mümkün mü değerli kardeşlerim? Bir alimin bütün her şeye çare bulması mümkün mü? Ya bu ne büyük bir hastalıktır. Size bir şey daha söyleyeyim şimdi. Sabah kahvasında kaç türlü ekmek yemek yiyorsunuz? Kaç türlü? Bak peynir ekmekle beslenen adam hasta olur. Her gün peynir ekmek yesin Vücutta gıdalar eksik olur, hastalık yükselir değil mi? allah Teala bize topraktan, vücudumuz, biz topraktan geldik ya, topraktan geldiğimiz için topraktan bize vücudumuza ne lazımsa hepsini veriyor. Yazın ayrı veriyor, kışın ayrı veriyor. Kışın C vitaminini soğuktan koruyacak, besleyecek niyette veriyor. Yazın sıvı kaybına göre kavun, karpuz veriyor. Bak görüyor musunuz? Yazın nimeti başka, kışın nimeti başka. Ya işte Kur'an hem yaz hem kış bütün hayatımızda bize yön veren ilahi nizam. Allah'ın Resulü'nün hayatı bunun açıklaması. Ve aslı saadetten bugüne kadar gelen alimler de bizim için en büyük nimet. Ama bir kişi değil. Bak İmam-ı Azam bile bir kişi değil. İmam-ı Azam mezhebin kurucusu. Ama İmam-ı Hanefi mezhebi dediğimiz zaman geliyoruz geliyoruz bir sürü alimin ismini zikrediyoruz. Mutlak müştehitten meselede müştehid olarak olmak üzere bir sok alimi seyrediyoruz. O nedenle şimdi en büyük dert ne? Bunu söyleyeyim ve ya, bitireyim. Yani. En büyük dert şu değerli kardeşler. En büyük mesele hayatı, en büyük proje. Bakın diyorlar ki siz Müslümanları Hristiyan yapamazsınız. Onlara zünnar taktıramazsınız. Onlara haç giydiremezsiniz. Onlara İsa Allah'ın oğlu deditemezsiniz. Onlara bunlar yapmakla meşgul olmayın. Boşuna vakit geçirmeyin. Ne yapın? Onları dinlerinden soğutun. Onların içine şüphe sokun. Onlara adı Müslüman olsun ama Hristiyan'ı bir tavırla hayat yaşamalarına imkan verin. Onlara çalışın diyor. Bakın. İsa nasıl Allah'ın oğlu demiş haşa İsa Aleyhisselam'a tapmışlarsa şimdi Müslümanlara kendine göre yeni şeyler icat etsinler. Ediyorlar da işte. Ha, o nedenle düşman Dışarıda cephedeki düşman çok kolay. Ama içeride meal diyor, sünneti inkar ediyor. Hazreti Peygamber'e haşa sünmaşa bir postacı gibi görüyor. Postacı gibi görüyor. Pey Hazreti Peygamber'in hayattan çekilip sökülmesi için uğraşıyor. Bütün bunların sebebi Kur'an'ı da inkar etmenin yollarını aramaktır. Kur'an'ı inkar etmek için insanlara şüpheler sokup o yola gitmektir. Ne diyor Lot Kur'an'ı bunların elinden almadıkça asla bunları yenemezsiniz diyor değil mi? İşte İngiliz kamerasında, Lotlar kamerasında konuşan adamlar bu planları ve programları yaptılar ve onun üzerine yürüyorlar. Onun için şu anda Alanya'da bile bakın yeni jenerasyonlar ve yeni e, misyoneler dolaşıyor. Bunlardan haberdar olun. Yahova şahitleri diye, Yahova şahitleri diye e, 250-300 kişilik bir grup, ev ev, teyzelerim, ablalarım, özellikle ablalarıma hitap ediyorum bu konuda, evlere geliyorlar. Bunlar Hristiyan, bunlar gayrimüslim, bunlar güya aileleri buluşturuyorlarmış. Aile mutluluğunu anlatıyorlar, erdemli olmayı, ahlaklı olmayı anlatıyorlar gibi böyle güzel kavramlarla ev ev dolaşıp bu milletin ailesini ve toplumu yıkmak için uğraşıyorlar. Bunlardan da haberdar olun. Bunlardan da haberdar olun. Onun için değerli kardeşlerim, tekrar şunu yapabiliyorum. Biz Müslümanız. Müslüman demek, Kur'an'ın bize öğrettiği kişilik ve şahsiyetle Allah'a iman eden, peygambere iman eden, peygamberin getirdiği bütün esaslara iman eden, Kur'an'ın emir ve hükümlerine, sünnete tam bir teslimiyet olan kişidir. Müslüman, Allah'ın kendine vermiş olduğu isimden başka isme tenezzül etmeyen, cicu ekleriyle kendisinin anılmasını doğru bulmayan, Müslüman kimliği ve ismiyle anılmaktan şeref duyan kişidir. Onun ötesindekiler tamamen İslam'a uygunsa kabul eden, İslam'a uygun değilse reddeden duruşu belli olan kişidir değerli kardeşler. Peygamberlerin duasında Müslüman olarak ölmeyi Cenab-ı Hak bize öğretiyorsa demek ki bunun üzerinde söz söylemenin mantığı yok. Dirilirken Müslüman ölürken Müslüman olarak öleceğiz. Dirilirken de Müslüman olarak dirileceğiz. Müslüman olarak haş olacağız ve Müslüman olarak cennete gireceğiz. Müslüman olmadan yani kalbimizde iman, elimizde Kur'an, hayatımızda Kur'an olmadan cennet yok değerli kardeşlerim. Çünkü cennete girmenin yolu Kur'an'da geçiyor. Cenneti kazanmanın amelleri Kur'an'da geçiyor. Bak Yusuf şey, Süleyman Aleyhisselam Süleyman Aleyhisselam kendisinin bir peygamber olarak bize Kur'an'da dua öğretiyor. Rabbimiz Süleyman Aleyhisselam'ın diliyle onun yalvarış ve ile bize dua öğretiyor. Rabbi evzi'ni An eşku ve nimeteke leti Ey Allah'ım sen bana verdiğin nimetlere teşekkür etmeyi, onların verdiğin gaye üzere kullanmanın yolunu öğret ya Rabbi. İlhamını ver. Bak peygamber dua ediyor. Ve ne salihan. Ve bana bu yolu gösterecek. Ameller işletecek. Ameller işletecek yolu göster ya Rabbi diyor. Bakın şöyle açayım Kur'an'ın da. Rabbi ebzin an eşkur en, en eşkur ni'meteke ene'amte te alayya ve ala valideyye. Anne babama iyilik yapmaya bana yolunu göster diyor bak. İlk önce Allah'a nasıl kul olacağımızı, verdiği nimetlerin şükrünü eda etmeyi. Buradaki şükür kulluktur. Ne demek şükür? Allah, varlığın sahibi, nimetin sahibini bilip neden ve niçin verdiğini şuurunda olup verdiği gaya üzere kullanmaya şükür denir. Anne babama teşekkür etmeyi, ona iyilik yapmayı bana yolunu öğret. Ve ne'amela salihen ve salih ameller işlemeyi. Terdahu razı olduğun, senin rızanı kazandıracak, senin hoşnut olacağın, senin kabul ettiğin amelleri işlemeyi bana nasip et Allah'ım. Daha ve adhilni bir rahmetike. Ya Allah'ım beni rahmetinle rahmetinle fi ibadike salihin salih kulların zümresine beni ilhak et diyor. Kat diyor. Bakın gördünüz mü? Kime diyor? Salih kul. Salih kul ne demek? Salih Allah'ın istediği, razı olduğu şekilde yaşayan, sözüyle, fiiliyle, davranışlarıyla Kur'an ve sünnete uyan kişiye salih insan denir değerli kardeşlerim. Salih insan. <laughs> İllellezine amenu ve amenu salih. Ancak iman edenler ve salih amel işleyenler kurtarır. Ama ne diyorlar şimdi? Aman efendim falanın filanın yanında olmazsan kurtulamazsın. Yo şu televizyonda keticik oynatan adam var ya keticikte oynatıyordu da. Hatırlıyor musunuz? O da kendisinin meht olduğunu söylüyordu. İşte diyorum ki böyle sapıkların peşine gitmeyin. Bu kadar basit. Türkçemiz bu. Bu görünen sapık. O sapıklığın daha örtülü halleri var. Zaman geldi onlara da söyleyeceğim. Örtülü halleri var. Bu tip sizin kişilere, şahıslara çağıran, şahısları kutsayan, o bizim her şeyimizdir, o olmasa olmaz diyen kim varsa aynı kedicik sahibidir. Değişen bir şey yoktur. Kim insanları, şahısları kusuyorsa, şaşmaz, yanılmaz diyorsa, sizi Allah'a, peygambere, kitaba, Kur'an'a çağırmıyor da, o kişilere çağırıyorsa, alınları sevgiden kaldırmasalar bile inanmayın, Bilin ki bu bir projedir. Bundan daha açık konuşulmaz. Bilin ki bu projedir. İmam-ı Azam'a çağırsalar bile, İmam-ı Şafi'ye çağırsalar bile bak. Ne diyorum size? İmam-ı Azam'ı kutsarlarsa, onun insan, beşer olduğu değil, onu alimin üzerinde ona bir, Allah'a nispetle bir özellik verirse, Allah'ın onunla kurtaracağını söyleyen olursa, bilin ki orada sapıklık vardır. Ama bak ben dinimi İmam-ı Azam'a göre yaşıyorum. Benim mezhebim Hanefi. İmam-ı Azam başımın üstünde. O ondan Allah razı olsun. Ona Allah rahmet eylesin. Allah peygamberime komşu eylesin. O büyük bir alim. Ya ismi alim. O Allah o ve onun devreden alimlerin sayesinde biz ilmi namaz nasıl kılınacağını öğrendik. Onların sayesinde orucu öğrendik. Onların sayesinde zekatı öğrendik. Bütün ibadetlerimizi öğrendik. Onlar alimlerdir. Ama dese ki İmam-ı Azam işte ona bir kutsiyet ortaya koyup da örnek veriyorum ki diğerlere mevzu anlaşılsın. Peygamberi unutturacak Kur'an'ı unutturacak bir takdis olduğu ki zaman işte o en büyük sapıklıktır, en büyük şeydir. Şu örneği vereyim. Hazreti Ali kimdir? Hmm? Damadı. İlmin kapısı. Şecaatin örneği. Peygamberimizi hicret esnasında yatağıma yatan büyük şecaat sahibi. Peygamberimizin ehli beyti içerisinde olan şahsiyet. Yani çok sevdiğimiz şahsiyet. Ama Hazreti Ali'yi peygamberimiz gibi görürsek ne olur o zaman? Görenler ne olmuş? Şia'nın da aşırı kolları. Gördünüz mü? bak örnek. Hz. İsa'ya biz nasıl inanırız? Peygamber. Ötesine gidersek ne olur? Küfür olur. Hz. İsa haşa Allah'ın oğlu diyen Hristiyan'a ne olmuştu? Bak sevmişler, öyle kuslamışlar ki duracak yerleri kalmamış Allah'ın oğlu demişler haşa. Gördünüz mü? Onun için şahıslar kutsanmaz. Şahıslar, alimler, peygamber varisleridir. Onlar ilmi taşıyanlardır. Onların kutsallığı Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu değer itibariyledir. Ama cennetin garantisi ne kendileridir ne de biziz. Hiç kimse cennetin garantisi değildir. Kimse sizi cennete götürmek için garanti eden kişiler değildir arkadaşlar. Bunu böyle bilesiniz. Bunu böyle yapmazsan efendi hazretleri senin nasıl elinden tutsun? Cümlesi dünyanın en batıl sözüdür. Allah nedir? Peygamber nedir bakacağız. Ulahi Atiullah'a ve atiyur Rasul. Allah'a ve Resul'üne itaat edin. Bitti. Ve in tudu tetedo. Peygambere itaat ederseniz hidayet edersiniz. Onun için Kur'an ve sünnet size iki şey bıraktım. Bunlara sarılırsanız asla sapmazsınız. İşte Kur'an ve sünnetten saptıran hangi görüş, hangi anlayış, hangi davranış olursa olsun bu bir batıldır ve ümmetin içinde sokmuş bir hançerdir. Örnekleri tekrar vereyim. Semavi dinler demesi, ilahi dinler demesi, şu veya bu kim, bütün bu kavramlar bile dinin aslında sokumu hançerlerdir. Allah katında din İslam'dır. İslam, dine İslam'a inanan kişiye de Müslüman denir. Müslüman içinde en büyük aidiyet, en büyük lakap, en büyük şeref budur. Ondan başka büyük şeref yoktur. Biz peygamberin ölçüsüne uyarız. Müjdeciğim, kurtarıcım, peygamberim efendim. Sana uyman ölçü hayat olsa teperim. Dediği gibi ölçü peygambere uyarsa o bizim hayatımızdır. Peygamberin hayatına uymazsa kimden gelirse gelsin elimizin tersiyle duvara çalarız, ayaklarımızın altına alırız. Hiçbir değeri, hiçbir kıymeti yoktur değerli arkadaşlarım. Bu bir imanı konudur konudura. Namaz bütün ibadetlerden önce gelir bu. Eğer imanımız sağlam olursa ibadetlerimiz sağlam olur. Allah muhafaza. Riya dahi olsa kalbimize bak amellerimiz bozuluyor. Riya ameli bozmaz mı? Gösteriş desinler değil mi? Allah muhafaza. Riya gizli şirktir. Ya büyük şik olursa amellerin kıymet olur mu? Olmaz. Allah'a sanırım. Onun için değerli kardeşlerim böyle genel çerçeveleri İçinde bulunduğumuz sıkıntıları size anlatmaya gayret ettim. İnşallah suç lisan yapmamışızdır. Olmuşsa Rabbimden af diliyorum sizden. Af diliyorum inşallah o tip hatalara düşmemişizdir. Doğrular Allah'tan, yanlışlar nefsimizdendir. Allah nefsimize uydurmasın. Kendi halimize bırakmasın. Daima hakkı ve hakikati söylemeyi nasip eylesin inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ım Rabbena ya Rabbena takabbal minna inneke entes semiu alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi senin rızanı umarak. Sana kulluk ve taatte bulunmak, ebedi nimetlere ulaşmak ve kulluğumuzu ve taatimizi en güzel şekilde öğrenmek için bir araya geldik ya Rabbi. Bu bir araya gelişimizi rızana nail eyle ya Rabbi. Hakkı konuşup hakka yaşama yapışmayı hak ile yaşama bize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Her türlü batıldan, her türlü sapıklıktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kalbimizi imanı sevdir. Kalbimizi iman ile süslendir ya Rabbi. Şirkin, küfrün, isyanın nefretini ver ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bize razı olduğun rızanı kazandıracak ameller işlemeyi, cennete götürecek ameller işlemeyi lütfeyle ya Rabbi. Gadabına uğratacak, rızandan uzaklaştıracak, senin rızanla aramıza mesafe koyacak, ve bizleri cehenneme sürükleyecek her türlü söz, fiil ve davranıştan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Salih kulların senden istediği hayırları istiyoruz. Bize lütfeyle ya Rabbi. Salih kulların senden sığındığı her türlü şerden sana sığını bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün hayırları istiyoruz. Nasip eyle ya Rabbi. Bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün şerlerden sana sığını bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bize Müslüman ismini verdin. Adımızı Müslüman kıldın. Bizi bu şerefle daim eyle ya Rabbi. Bu şerefle ruhumuzu al ya Rabbi. Bu şerefle bizleri dirilt ya Rabbi. Bu şerefle bizleri haş eyle ya Rabbi. Bu şerefle bizi cennetine koy ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Neslimizi, zürriyetimizi de sana teslim olanlardan eyle ya Rabbi. İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyla ya Rabbi bize ve neslimize sana kulluk yollarını göster. Taat yollarını göster ya Rabbi. Ve bizi sana teslim olanlardan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi her türlü batıldan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ilahi ya Rabbi her şey senin nedir? Kuvvet ve kudret sahibi sensin. Nimetin sahibi sensin. Mülkün sahibi sensin. Varlığın sahibi sensin ya Rabbi. Verdiğine kimsel engel olamaz. Aldığını kimse veremez ya Rabbi. Ya Rab iyilikler, hayır ve güzellikler ancak sendendir ya Rabbi. Ya Rab bizi yalnız bırakma ya Rabbi. Bizi nefsimize baş başa bırakma ya Rabbi. Nefsimizin şerrinden, nefsimize iva veren şeytanların şerrinden sana sığınırız. Ey alemden Rabbi olan meliki olan, ilahı olan yüce Rabbim sana sığınırız ya Rabbi. Biz hep pusula yatmış sinsi şeytanın şerrinden bizi ve neslimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Burada bulunduğumuz saatlerimizi, zamanımızı katında bereketlendir ya Rabbi. Kabe'de bulunma kıymetinde artır ya Rabbi. Kıldığımız namazlarımızı, bütün taatimizi, zikrimizi, dualarımızı, hatimlerimizi, Kabul eyle ya Rabbi. Kur'an'ın her harfi için bize sevap yaz ya Rabbi. Kur'an'la bizleri yüce et. Kur'an ayette, ayetleri bizi şereflendir ya Rabbi. Saadetimizi, mutluluğumuzu artır ya Rabbi. Ya Rabbi Kur'an'ı kalbimizde, kabrimizde, yaşantımızda, sıratımızda nur eyle ya Rabbi. Kur'an'ın lehimize delil eyle ya Rabbi. Aleyhimize delil olmaktan sanasın bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin, ilahi ya Rabbi okunan hatmi şeriflerden has olan sebebi evvelen bizzat peygamberimiz ve bütün peygamberler ruhlarına peygamberimiz ehlibeytinin sahabenin tabiinin ve tabin ruhlarına hediye ediksen seni vasıl eyle ya Rabbi. Şu anda amin diyen cemaatimizin geçmişten ruhlarına kendi ruhlarımızı hediye ediksen seni vasıl eyle ya Rabbi. Kabul eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e faydalı olan, hayır yapan, ilim ehline, kalemiyle, ile Kur'an'ı ve İslam'ı anlatan bütün alimlerimize hayatlarını ortaya koyat kanlarıyla İslam hakimiyetin bütün şehitlerimize vatanımızı ve milletimizi muhafaza eden bütün şehitlerimize şu anda çarpışarak hayatlarını ortaya koyan bütün şehitlerimize bağışladıksan sen kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu manevi iklimiyle ya Rabbi şu anda cephede bütün emperyalizme karşı dik duran ve varlığını ortaya koyup bizleri muhafaza için kendisini ortaya koyan bütün askerlerimize, polislerimize, bütün emniyet güçlerimize, ordumuza güç ve kuvvet nasip eyle ya Rabbi. Libya'da olanlara, Suriye'de olanlara, dünyanın her bir tarafında yeniden yeni bir dünyanın kurulması için, mücadele için ortaya çıkan bütün askerlerimize, bütün güçlerimize güç ve kuvvet nasip eyle ya Rabbi. Bizi idare eden, idare eden devlet adamlarımıza daima hayırla yardım eyle ya Rabbi. İşlerin şer ve kötülüklerde hidayet nasip eyle ya Rabbi. Yanlış yapmalarına, yanlış karar almalarına fırsat verme ya Rabbi. Onlara daima hayırla hatırlatacak hayrın yolunu gösterecek imkanlar ve vezirler nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi alemin, ilahi ya Rabbi. Bugün bize burada bir aya toplamıza vesile olan kardeşlerimizden razı ol. Bizlere burada ikram eden kardeşimizin geçmişini rahmet ile muamele ile, mağfiret ile ya Rabbi. Kendilerine ve ailesine, bütün hepimize hayırlı ve bereketli ömürler nasip eyle ya Rabbi. Aile ve huzur ve güven nasip eyle ya Rabbi. Birlik ve dilik lütfeyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifalar nasip eyle. Dertlerimize devalar lütfeyle ya Rabbi. Boşlanıp borcunu eda etmek isteyen kardeşlerimizin borcunu edasından kolaylıklar lütfeyle ihsan eyle ya Rabbi. Bizleri mahcup ve mahsun eyleme ya Rabbi. Her türlü rezillikten, her türlü düşükten bayarlıktan sana sığınır bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. İzzet ve şerefle bir hayat yaşamayı ve bir arkamızdan da hayır dua edecek bir ölümle huzuna çıkmayı bize nasiple ve eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. آمين آمين وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين الفاتحة